Konya aquifolium isimli bitki. Oregon üzümü denir. Bunun vatanı Amerika. Oregon şehrinden dünyaya yayıldığı için Oregon üzümü denir. Bunun kökünün kabuğunda yüksek oranda %10, %15 oranında alkaloidler var. Yaprağının dalından kabuğunda da yine alkaloidler var. Alkaloidler sedefi yok ediyor. Sedefi. Ha, bu vatandaş da bu ürünleri kullandı. Ne oldu? 3 ay sonra tertemiz olduğu gibi diyor ki reflüden kurtuldum, gastritten kurtuldum, bağırsak rahatsızlarım geçti. Cinsel performansım da yükseldi diyor. Tevbe estağfurullah. Sedefle ilgili ise bu mahonya veyahut da Oregon üzümünün üzümü değil ama kökünün kabuğunda etken maddeler var. Almanya'da Profesör Doktor Gita 433 sedef hastasını sadece mahonya ile tedavi etmiştir. Profesör Doktor Neumann, Profesör Wiesenau yüzlerce hastayı mahonya ile tedavi etmişlerdir. Mahonya sedefe karşı dünyada en etkili bitki. Biz ne yaptık? Mahonya'dan elde edilen, kökünün kabuğundan elde edilen ekstrakt artı kaç çeşit bitki var? 19 çeşit. Mahonya, ladengülü, sinirlot gibi 19 çeşit bitki, hamamelis. Hamamelis, virginiana, cadı fındığı da denir. Bu bitkilerin damıtılarak elde edilen ekstraktını kullanıyoruz. Neden ben bunu özellikle damıtılarak elde edilen ekstraktını kullanıyoruz diyorum. Özellikle bunun üzerine duruyorum. Çünkü Türkiye'de bitkisel gıda takviyesi üreten firmalar bitkiyi alıyor, kurutuyor, derminde öğütüyor, kapsül yapıyor, hap yapıyor, damla yapıyor. Trajik. Olmaz. İnsan sağlığıyla oynamamak gerekir. Çünkü siz bunu at kestanesini öğütür de bundan hap yaparsanız etkisi %5. Çok çok az. Fakat damıtılarak destilasyonla veya ekstraksiyonla damıtılarak ekstraktından damla, draje, kapsül yaparsanız etkisi %100. Bu nedenle insan sağlığıyla bazıları maalesef oynuyor, oynamayalım. Para önemli ama insan sağlığı kadar hiçbir şey önemli değildir. Yani insan sağlığını hiçbir şey öne geçmemeli. Yani bazı firmalar maalesef bunu yapıyor. Yapmamalarını tavsiye ederiz.